Habertürk yazarı Nagihan Alçı bugün bazı isimleri hedef aldı, eleştirdi. Nagihan Alçı, İstanbul Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen şüpheli Semahat Y.'nin halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklandığını belirtti. Söz konusu olayla ilgili bir köşe yazısı kaleme alarak her toplumsal kesimin içinden çıkan aydın ya da siyasetçi öncelikle kendi mahallesinden gelen aşırılıklar ve saldırganlıklar konusunda sorumluluk almalı dedi. Muhalif medyayı suskun kalmakla suçlayan Nagihan Alçı isim de verdi. Hükümete yakın kanallardan önce davranmalıydı Fox Haber. Fatih Portakal kameralara bakarak etkili bir konuşma hazırlamalıydı. Aynı şekilde Sözcü de bu konuyu manşete taşımalı ve kamusal sorumluluk almalıydı. Mesela Yılmaz Özdil içten bir dille bir yazı kaleme almalıydı ifadelerini kullandı. Dünyanın en öfkeli iki toplumundan biri değerlendirmesini yapmış. Yazısında kınama haberlerini önce Fox TV ve Sözcü yapmalıydı diyor. Her toplumsal kesimin içinden çıkan aydın ya da siyasetçi öncelikle kendi mahallesinden gelen aşırılıklar ve saldırganlıklar konusunda sorumluluk almalı. Karaköy'de ana caddede yürürken karşıdan gelen bir kadının tokadıyla sarsılan iki başörtülü genç kadın Beşiktaş'ta akşam saatlerinde yolda yürürken yine karşıdan gelen bir kadın tarafından yüzüne yumruk atılan başörtülü başka bir genç kadın. İki hadisede de görüntüler korkunç. Mesela bu saldırıyı kuvvetli ve samimi bir dille kınayan ilk haberi Fox TV yapmalıydı. Hükümete yakın kanallardan önce davranmalıydı Fox Haber. Fatih Portakal kameralara bakarak etkili bir konuşma hazırlamalıydı. Sözcü bu konuyu manşete taşıyıp Yılmaz Özdil içten bir yazı kalem almalıydı. Laik kesimin duygularını en çok etkileyebilen yayın organları çünkü bunlar. Eğer böyle çirkin bir saldırı mini etekli bir kadına yapılsaydı hem Fox hem Sözcü ortalığı bangır bangır inletecekti. Oysa keşke ezber bozan bir tavra girip aynı yayın çizgisini bu olayda da gösterebilselerdi. Türkiye'nin geleceği için büyük bir iyilik olurdu bu diyor. Ezber bozarak barışabiliriz. Herkes ezber bozmalı bu ülkede. O zaman farklı kimliklerdeki ve yaşam tarzlarındaki kesimlerin birbirine güveni gelecektir. Çok yıpranmış toplumsal bağlar ancak bu tür samimi tavırlarla tamir edilebilir. Birbirimizin kimlik tercihlerine saygı göstermeden hoyratça yaşadıkça ülkenin öfke ve nefret katsayısı artıyor. Hem Kürt yurttaşlarımıza hem de göçmenlere yönelik tiksinti dolu söylemin popülerleşmesi de aynı şekilde Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir tehdit. Bunun partisi yok, siyasi görüşü yok. Hele bu ülkenin kamusal figür kimliğindeki aydınları asla popülizmin tuzağına düşmemeli. Tribünden alkış almak için ayrımcılığı kışkırtan tavırlar konusunda medya ortak bir sorumluluk almak zorunda bence. Ama mevcut durum bana hiç umut vermiyor maalesef. Herkes kolay övgü derdinde, bu da kutuplaşmayı körüklüyor, nefreti artırıyor. Nagihan Alçı'nın bu yazısının altına imzamı atarım. Ancak şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırı oldu. Yakın bu evi diye kadının bir tanesi bağırdı. Ve o yumruk atan saldırgan serbest bırakıldı. Serbest bırakılmış adam işte neyden yakınıyor? Diyor ki efendim ben imza atmaya gidiyorum. İşimden gücümden oldum. İş bulamıyorum. Sürekli imza atmaya gidiyorum. Ve bu adamın elini gidip birileri öptü. Onu kahramanlaştırdı. Yine aynı şekilde Sabahattin Önkibar'a saldırılar oluyor. Bahsettiği o yakın, yandaş yayın organlarında Sabahattin Önkibar'a saldırıyı kınayan bir yayın oldu mu? Yine aynı şekilde Millet İttifakı'na Zillet İttifakı diyorlar. Millet İttifakı'na hedef gösteriyorlar. Millet İttifakı'na terörist yaftası vurmaya çalışanlar dahi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir ferdine bu da diyor ki ya kardeşim bunlar ne diyor? Ben Atatürkçüyüm, ben Cumhuriyetçiyim. Ben gittim oyumu verdim. Bana kimse zillet diyemez diyor. Bana kimse illet diyemez diyor. Önce kutuplaşma söylemine kimler son verecek? Mevki makam sahibi olup bakanlık koltuğunda oturanlar, vekillik koltuğunda oturanlar. Birçok bakanın 31 Mart yerel seçimlerinde çıkıp
Millet İttifakı'nı ve adaylarını hedef aldığına şahit olduk. Bunlar gelirse beka problemi ortaya çıkacaktır diye söylemlerde bulunduklarına şahit olduk. Ne beka problemi çıktı ya? Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi bugün tasarruf rekoru kırıyor. Bakın kaç milyon TL tasarruf rekoru kırdığını şimdi size açıklayacağım. Mansur Yavaş ile 200. gün. Bakın. Bütçe 387 milyon TL fazla verdi. Bak açık verdi demiyoruz. 387 milyon Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi fazla veriyor. Bu mudur beka sorunu? Yine aynı şekilde CHP'nin kazandığı birçok yerlerde Türkiye Cumhuriyeti ibaresi eklenmiş durumda. Hiçbir kimse bakın bana başörtülü kadına yapılan saldırının doğru olduğunu söylemesin. O doğru değil, o yanlış. Bizim annelerimiz, bizim teyzelerimiz, bizim kardeşlerimiz de başörtülü. Başörtüsüyle hiçbir Cumhuriyet Halk Parti'nin problemi yok. Ama yıllar yılı başörtüsü problemi üzerinden siyasi rant elde edenleri biz gördük. O devirler geldi geçti. Bugün başörtülü bir kızla mini etekli bir kız yan yana kardeşçe dolaşabiliyor. Aynı masada oturup kahvesini yudumlayabiliyor. Tabanda halkın, vatandaşların birbiriyle hiçbir problemi yok. Ayrımcılığı, ayrımcılığı körükleyenlere de zaten kimse saygı duymaz. Kimsenin birbiriyle problemi yok. Kayınvalidesi başörtülü, geline açık. Gelini başörtülü, kayınvalidesi türbanlı olan aileler de var. Yani artık eskide kaldı, başörtüsü problemidir, şudur budur. Ezber bozarak barışacaksak eğer bir kere Cumhuriyet Halk Partililere, İyi Partililere, Zillet İttifakı, İllet İttifakı diyenlere bu kelimeyi Nagihan Alçı kullanacak. Yaptığınız yanlış diyecek. Bir araya geleceksiniz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceksiniz diyecek. Bugün hiçbir konuda muhalefetle iktidar yöneticileri neredeyse anlaşamıyor, bazı konular hariç. Ama ekonomi konusunda, savunma konusunda, milli birlik ve dayanışma konusunda kaşıkçı kavgasını bırakıp bir araya gelmeleri lazım. Toplumun problemlerini, sorunlarını çözmek için çalışmaları lazım. Ama biz ne diyoruz? Ne duyuyoruz? İşte efendim meclise 8. lokanta yapılacakmış. Gündemde bu var. Millet orada geçim derdinden bahsediyor. Emeklilik hakkından bahsediyor. Üniversiteli gençler işsizlikten bahsediyor. KYK borçlarından bahsediyor. Ama bizim meclisimiz 8. lokantadan bahsediyor. Milletin şu anda derdi geçim derdi. Yok o minetekliymiş, yok o başörtülüymüş, şuymuş buymuş, kimsenin umrunda değil. Kimse birbirine saygısızlık yapacak değil. Zaten sokakta gidip de başörtülü bir kadına saldıran veya mini etekli bir kadına saldıran ruh hastasıdır. O kişinin kişisel problemleri vardır. O kişinin sorunları vardır. Savunulacak hiçbir yanı da yoktur. Açık ve net. Ama Nagihan Alçı eğer ezber bozacaksa, ezber bozmak istiyorsa, Yılmaz Özdil'e, Fatih Portakal'a, Sözcü Gazetesi'ne seslenmeyecek. Toplumun büyük bir bölümünü hedef alan Millet İttifakı'na Zillet İttifakı, İllet İttifakı yakıştırmalarını yapan, Millet İttifakı'nı hedef gösteren, Millet İttifakı'nı destekleyen gazetecileri hedef gösteren, hakaret eden, küfür eden kişilere diyecek. Yaptığınız yanlış, kutuplaştırma söylemlerine son verin diyecek. Artık bir araya gelin diyecek. Bunu yani ne Yılmaz Özdil'e diyecek, ne Fatih Portakal'a diyecek, ne Sözcü Gazetesi'ne diyecek. Onun diyeceği adres belli. Başka da yoruma gerek yok.